Merhabalar arkadaşlar, Enfes Yemek Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir fırında ana yemek tarifim var. Yani şöyle de diyebilirim, biber sandal tarifi. Tek kelimeyle şahane oldu. Misafirlerinize sunabileceğiniz tam bir lezzet ve görsel şöleni. Bu yemekte ana malzeme olarak kırmızı biber ve tavuk göğsü kullanacağım. Dilerseniz hadi buyurun hep birlikte nasıl hazırlamışım izleyelim. İlk olarak iç harcını hazırlıyorum. Tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıp üzerine 300 gram küçük küçük doğradığım tavuk göğsünü ekleyip biraz kavuruyorum. Fırında da pişeceği için çok fazla kavurmuyorum. Sadece rengi dönene dek, yani rengi döndükten sonra 3-5 dakika arası yeterli geliyor. Böyle olunca üzerine baharatları ve tuzunu ekliyorum. Baharat olarak birer tatlı kaşığı kırmızı toz biber, karabiber, kimyon, kekik ve bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. İç harcını hazırlayınca ardından hemen beşamel sosunu hazırlıyorum. Tencereye 50 gram tereyağı aldım ve eritiyorum. Tereyağı eriyince üzerine 2 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum ve sürekli karıştırarak bulgur bulgur olup rengi hafif pembeleşene dek kavurmaya devam ediyorum. Böyle bulgur bulgur olunca çok güzel bir kokusu çıkıyor. Bu da kavrulmuş demektir. Ve hemen üzerinden 3 su bardağı süt ekleyip karıştırıyorum. Hatta bundan sonrasını kaşığı çıkartıp çırpıcı ile devam edelim ki topakları kolay ezilsin. Kesinlikle hiç bırakmadan çırpıcı ile karıştırarak koyulup kaynamasını bekliyorum. Böyle koyulup kaynayınca ocağı tamamen kıstım ve üzerine bir çay kaşığı da tuz ekleyip tekrar karıştırınca ocaktan alıyorum. Böylece beşamel sosunu da hazırlamış oluyorum. Ve hazırladığım tavuklu iç harcın üzerine beşamel sosu döküp birbirine geçene dek karıştırıyorum. İç harcını tamamen böyle hazırlayınca sıra geldi kırmızı biberlere. Önceden yıkayıp hazırladım. Özellikle iri olanları seçtim. Şimdi de ortadan ikiye bölüp içinin çekirdeklerini çıkartıyorum. Ben toplamda 5 tane kapya kırmızı biber kullandım. Benim tepsiye iyi geldi. Kullanacağınız tepsiye göre biber sayısını ayarlayabilirsiniz ya da kişi sayısına göre de hazırlayabilirsiniz. Biberlerin çekirdeklerini çıkartınca tepsiye dizdim. Şimdi de sosunu hazırlıyorum. Sosu için yarım çay bardağı sıvı yağın üzerine 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırıyorum. Sonra biberlerin her yerine böyle fırçayla sürüyorum. Geri kalan sosunu da patateslerde kullanacağım. Sosunu da sürünce ardından beşamel soslu tavuk harcını biberlerin içine dolduruyorum. Gördüğünüz gibi tamamını doldurdum. Tepsinin boş kalan kısımlara da 3 tane patatesi dilimledim ve az önceki kullandığım sosa bulayıp dizdim. Ortasına da halka şeklinde doğrayıp bırakıyorum. Sonra üzerlerini küp küp doğradığım bir tane domates ile süsleyince son olarak kaşar peynirini bırakıp fırına sürebiliriz. İki yüz derece fırında patatesleri yumuşayana dek pişiriyoruz.
Feyizleri böyle kızarınca da fırından alıp ön sıcağı çıkınca servis edebiliriz. Bu lezzet bombası yemeği mutlaka ama mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.